Arkadaşlar merhaba. Udemy üzerinde yayınlamış olduğum sıfırdan Flutter ile Android iOS Development kursu 25 Ağustos itibariyle 64 saati geçmiş durumda ve şu an itibariyle 1000 öğrenciyi de yine aşmış durumdayız. Gördüğünüz gibi kursun ortalaması da oldukça yüksek. Katılan, bu kursa katılıp değerlendirme yapan ve bu kursta bir şeyler öğrenen bütün arkadaşlara ben teşekkür etmek istiyorum. Sayenizde gördüğünüz gibi ilk çıktığımızda 12 saat falandı ve şu an 65 saat oldu ve hala da güncellenmeye devam ediyor. Bu kursta sizlere bir şeyler öğretirken kendim de çok fazla şey öğrendim. Umarım siz de katılmışsınızdır ve de sizin için de faydalı olmuştur. Peki bu dersin amacı ne? Şimdi bu kursa ilk başladığımızda artık bir yıla yakın bir süre oluyor. Yaptığımız kurulumların bazıları eskidi. Android Studio güncellendi, Gradle'lar güncellendi, Flutter güncellendi. Şimdi tüm bunlarla beraber sıfırdan sil baştan bir Flutter kurulumu yapmak istiyorum. Bir aksilik yaşadım. Format atmak zorunda kaldım ve Flutter'ı kurmak zorundaydım. Dedim ki o zaman bunu hep beraber yapalım ve de kurulum esnasında hata alan arkadaşlar da bunlardan faydalansın. Elimden geldiğince bölümleri ayırmaya çalışacağım, ilgili kısım size hitap etsin diye. Öncelikle tabii ki de yine dokümantasyonumuz üzerinden ilerleyeceğiz. Ben olmadığım zaman ne yapacaksınız? Dokümantasyonu açacaksınız ve buradaki adımları iyicene anlayıp uygulamanız lazım. İlk dersimizde sistem gereksinimlerinden bahsedelim. Öncelikle bize Windows 7 ve üzeri bir sistem lazım. Ve şu anki benim kullandığım bilgisayar Windows 10 64 bit ve bütün kurulumları yapılı. Bu .NET framework'ler vesaire hepsi kurulu durumda. Sizinkinden farklı olabilecek tek yanı benim işletim sistemimin İngilizce olmasıdır. Onun dışında herhangi bir farklılık gözükmüyor. Sonrasında bize 400 MB'dan büyük bir alan lazım. Windows 10 kurduysanız Windows PowerShell 5.0 zaten bizde mevcut. Ama bir Git yazılımı, versiyon kontrol sistemi olan Git yazılımı şu an için bizde mevcut değil. O yüzden bunun indirmesini hemen bir yapalım. İlgili sayfaya gittiğimizde gördüğünüz gibi 64.000'lik versiyon iniyor. Ben zaten indirdiğim için bunun kurulumunu bunun indirmesini yapmayacağım. Birazdan bunu kurarız. Flutter kendi içinde Git yazılımını kullanıyor ki zaten Get the Flutter SDK kısmında göreceksiniz. Artık bize Flutter SDK'yı indireceğimiz bir yol sunmuyor. Git bunu Git komutlarını kullanarak yap diyor. O yüzden bu dersimizde ne yapalım? Git'imizi indirdik. İndirdikten sonra şöyle masa üstüme geçeyim. Gördüğünüz gibi burada bütün gerekli yazılımları yönetici olarak çalıştırmaya dikkat edelim. Herhangi bir hata çıkmaması adına program filesinin altına bunu next diyerek kurulumunu yapıyorum. Varsayılan editör olarak ben Notepad++'ı seçeceğim burada. Sonrasında yine next, next diyerek ilgili adımları geçiyorum. Git yazılımını kurduktan sonra dokümantasyonumuza tekrar bir göz atalım. Bunu yaptıktan sonra da Flutter SDK'yı ne yapalım? Elde etmeye çalışalım. Dediğim gibi daha önceden burada bir link oluyordu. Bu linke tıkladığımızda bize bunu indiriyordu. Artık bence biraz daha kolay bir yolu olan gidin bunu Git'ten klonlayın. Yani kopyalayın. Şuradaki adresten aslında dolland demekle birebir aynı şey anlamına gelecek. Şimdilik ben bu komutu şuradan kopyalamak istiyorum. Bu arada Git kurulumumuz da bitmiş durumda. Elimizin altında da sürekli olarak CMD olsun. Bunu da sürekli olarak yönetici olarak çalıştıralım ve buraya git yazdığımda gördüğünüz gibi git ile ilgili komutlar artık tanımlı. Şimdi bir format atma anında siz genellikle C'nizi silersiniz. Bu Flutter SDK'dır veya Android ile ilgili ne diyelim ona Android SDK'ları indirmesi, kurması uzun süren işlemler. O yüzden bunları diyorum ki biz farklı bir diskin üzerine yapalım. Hani format attığımızda silmeyeceğimiz D gibi farklı bir diskin içine yapalım. Sonrasında buraya SRC diye bir klasör oluşturuyorum ve bu SRC klasörü benim Flutter SDK'mı barındıracak. Sonrasında burada şurada kısa yol bir vardı ama bulamadım. Neyse. CMD'yi tekrardan açıyorum. D2 nokta diyerek ilgili diske gittikten sonra CD komutuyla SRC klasörüne giriyorum. Dir dediğimde gördüğünüz gibi içinde herhangi bir şey bulunmuyor. Ben Flutter SDK'mı buraya getireceğim için az önce dokümandan kopyaladığım bu git komutunu buraya yapıştırıyorum. Ve Enter'a bastığımda ne yapacak? Bu ilgili sitedeki dosyaları getirip Flutter isimli bir klasörün altında benim için toplayacak ki Flutter SDK kurulumu aslında bu kadar basit.
Sonrasında unutmamamız gereken çok önemli bir yer update your pet diyor. Bu arada tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen bu hataya düşmeyin. Flutter veya Android kurulumlarınızın mümkün olduğunca değil mutlaka içinde Türkçe karakter içermeyen, boşluk içermeyen bir petin altını yapın. Yani ben burada atıyorum bin klasörüne baktığımda şuradaki yolda herhangi bir Türkçe karakter. Yani buraya gidip de Flutter kurulumu boşluklu bir ifade yazmayın. Burası Türkçe karakter olmasın, boşluk olmasın. Sistem çünkü bazen saçma hatalar verebiliyor. Bu petin mümkün olduğunca bu kurallara uymasını sağlayın. Sonrasında Flutter dosyalarımız gördüğünüz gibi getirildi. Bin klasörüne gidip bu peti kopyalıyoruz. Neden? Çünkü ben buraya gidip artık Flutter dediğimde tanımıyor değil mi? Aslında burada biz şuradaki 5 dosyasını çalıştırmak istiyoruz. Ama sistem bunu bilmiyor. Bilemez de yani koskocaman bilgisayarda sizin bu bet dosyanızı arayacak hali yok. O yüzden bilgisayarıma sağ tık özellikler dedikten sonra gelişmiş sistem ayarları ve çevresel değişkenler olarak bunu pet değişkenine eklemeniz lazım. New diyelim. New dedikten sonra bunu buraya ekliyorum. Bu şu anlama geliyor. Bir komut geldi sana ve çalıştıramadın. Çalıştıramadıysan yani bunu bulamadıysan buraya baktığın gibi git bir de D'nin altındaki, SRC'nin altındaki, Flutter'ın altındaki, bin'in altına bak anlamına geliyor. Yukarıdaki kısım sadece sizin şu an için oturum açtığınız kullanıcıya hitap ederken alttaki kısım ise bilgisayarınızı kullanan bütün kullanıcıların değişkenlerini içeren kısımdır. Buraya da bunu eklemenin herhangi bir zararı olmayacaktır. Bunları ekledik, okey diyelim. Şu an yazsam yine tanımayacaktır. Ama CMD'yi kapatıp tekrardan açtığımda ve artık Flutter dediğimde ne olacak? Bakın Flutter kontrolü artık yapılıyor. Ve biz ilk Flutter yazdığımızda ne yapıyor? Büyük ihtimalle Dart'la ilgili dosyaları indiriyor. Çünkü Flutter'ın çalışması için Dart'a ihtiyacı var. Tamam, bunu da yaptık. Sonrasında dediğim gibi burada da bundan bahsedilmiş. Sonrasında Flutter Doctor komutuyla sisteminizde bulunan Flutter versiyonu ile ilgili bilgileri, varsa hatalarla ilgili bilgileri elde ediyorsunuz. Umarım şuraya kadar herhangi bir sıkıntı yoktur. Bu dersimizde Flutter'ın indirilmesi ve gerekli programların kurulması diye ayıralım. Ve bunu ayırmak için bize lazım olan diğer dosyalardan da bahsedeyim sizlere. Android Studio'yu indirmemiz gerekiyor. Flutter dosyalarınızı, Flutter uygulamalarınızı VCL Code gibi farklı bir editörde de yapabilirsiniz ama Android SDK'ların indirilmesi için en iyi yöntem Android Studio'nun indirilmesidir. Şu an itibariyle 25 Ağustos itibariyle 3.5 sürümü mevcut. Download diyerek bu kısmı indirin. Ve ben Genymotion'ı tercih edeceğim emülatör olarak. AMD işlemcim olduğu için Android Studio'nun var olan emülatörlerini şu anki ayarlarımla kullanamıyorum. Ama siz AMD Android Studio emülatör diyerek bununla ilgili videolara vesaire erişebilirsiniz. Hangisiydi? Şu. Şu adamın dediklerini yaparsanız hatta zaten şurada 5.10'da şuradaki ayarlardan sonra artık AMD'de de Android Studio emülatörlerini kullanabiliyorsunuz. Ama bunun sıkıntısı da şu. Yarın öbür gün VirtualBox gibi, VMware gibi bir sanallaştırma yazılımını kullandığınızda patlıyor arkadaşlar. Bana da arada bir lazım olduğu için ben dışarıdan Genymotion'ı kullanacağım. Genymotion'ı indirmek için desktop sign in diyoruz. Sonrasında burada mutlaka bir oturum açma işlemi istiyor bizden. Sign in diyelim. Sign in dedikten sonra Dolant Genymotion deyip şurada VirtualBox ile beraber olan sürümünü Dolant diyerek indirmeniz gerekiyor. Evet, bu indirmeleri siz yapın. Bir sonraki derste de artık gerekli olan diğer kurulumlarla devam edelim.